Merhaba millet. Ben Ali Altuntaş. Ankara'da doğdum. Ankara'da okudum. Sonra işte okudum okulun verdiği yetkilere dayanarak iş teklifi aldım. Cezayir'den ondan sonra ne yaptık? Cezayir'de çalıştık ettik falan. Neyse. Oraya geliriz de. Ben şimdi niye buradayım? Neden buradayım? Ne için bu videoyu çekiyorum? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bu videoyu çekme amacım ileride dönüp dönüp bakayım. Anılarıma böyle bir kanalda da paylaşayım. Belki deneyimlerim başkalarına ilham verir. Veya yardımcı olur. Çünkü 32 yaşında Kanada'ya göçtüm. Ve bunun için çok çalıştım. Evet. Çok çaba gösterdim. Sarf ettim. Şimdi nasıl geldim, ne yaptım, ne ettim bakacağız yani. Konuşalım bunları. Ee, öncelikle bu videoda biraz kendimden bahsedeyim. Kimim ben, ne yaptım, ne ettim falan. Şimdi öyle ufak bir özet girdi ama altyapıyı bir göstermek lazım. Nereden başlayayım? Doğduğum yerden başlayayım. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Varlık mahallesinde. Güzel göçmen mahallesinde doğdum, büyüdüm. Sonra işte taşınma etme falan filan. Ankara'nın belli başlı yerlerinde oturduk, gezdik, dozduk, göçmen, göçebe yaşadık. Üniversitede Fransızca mütercim tercümanlık okudum. Çocukluktan beri dile falan hep böyle yatkındım zaten. Okulda İngilizcem falan hep iyi geliyordu. Sonra işte evde vesaire aile içerisinde filmlerde bilmem neyde böyle anlaşılmayan bir şey olduğu zaman hep bana sorarlardı, ederlerdi. Ben de böyle sözlüklerden açıp bakıp bir şekilde öğrenmeye çalışırdım. Küçüklükten beri bu dil mevzularında e, ilgiliyim yani yatkınım daha doğrusu. Ondan sonra okuduk ettik Erasmus vesaire. Sonra Erasmus kısmına da gireriz bir ara. Ondan not alalım. Ondan sonra ne yaptık? Bu bittikten sonra ben acil para lazımdı çünkü çok borç morç vardı falan filan neyse onları geç. Acil para lazımdı dedik nasıl çözeriz para işini? Afrika'da veya yurt dışında çalışınca zaten işte döviz meviz aldığından dolayı da şey gibi oldu bu. E, Ceren'in borcu, anladın mı su borcu, anladın mı e, bu, bura. E... Evet sonra Cezayir, Cezayir'den iş aldık. Orada bir sürü Türk şirketi var. Yani gerçi Türk şirketleri her yerde ama böyle Afrika'da falan gırla yani. Fena, dolu. O yüzden buradan da Fransızca işte Afrika'da konuşulan dillerde falan okuyan varsa lan ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünen de varsa hiç kasmayın. Yani işmiş bulunur her türlü. Özellikle bu yurt dışına çıkarsanız bir şekilde başlangıç seviye pozisyonlarda yurt dışında beyaz yakalı köle olarak başlayabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Bu para işi mecbur yani bu para işini çözmek lazım bir şekilde rahat etmek için. Sonra Cezayir'de çalıştık ettik. Ben insan kaynakları alanında başladım kariyerime. Bunu çekiyoruz ama yeri var mı kaldı mı bu makinenin bakayım mı? İyi yer var mı sıkıntı yok. Sonra orada işte belli başlı Türk şirketlerinde bazı münferit Türk şirketlerinde çalıştık. 7 sene görevlerimizi tamamladık. Biraz da para yaptık. Tabi bu süreçte Cezayir'de zor anlar da oldu, güzel anlar da oldu. Rahat para biriktirdim orada. Oo, çok büyük bir katkı sağladı. işte mesleki açıdan geliştirdim kendimi vesaire. Şimdi sizi de çok da sıkmak istemiyorum. Ama bu da böyle bir ufak bir video olarak kalsın. Ondan sonra işte Cezayir'de insan kaynakları kariyeri yaptıktan sonra biraz. Cezayir'in son dönemlerinde işte Covid patladığı zamanlar ben bir karar aldım. Dedim ki ben hayat böyle gitmiyor. Cezayir. Yok 3-4 ayda bir izine git bilmem ne. Böyle gitmez başkan dedim. Ondan sonra baktık ne var elimizde ne yok. Amerika, Avrupa. Zaten Türkiye'yi ekonomik olarak pek düşünmüyordum. Özellikle. Maalesef. Yoksa Türkiye çok güzel gerçekten. Ancak işte Malumunuz ekonomik durumlardan dolayı daha çok böyle bir yurt dışında başka bir ülkeye yerleşmeye, çalışmaya e, göz diktim. Sonra ne yaptık? Kanada'ya baktık. Yani Fransızca okuduğum için işte İngilizce de var vesaire. Kanada da güzel olur. Oraya rahat entegre olurum diye orayı seçtim. Burayı seçtim. O süreçlere de girelim. Nasıl geldim? Hangi... İşte programlarla, hangi yöntemlerle geldim. Burada herkese detaylı bilgi vermek isterim. Yardımcı da olmak isterim elimden geldiğince. Çünkü tek başıma bu süreçleri tamamladım. Ee, hiçbir şekilde danışmanlık almadan e, bu süreçleri tamamladım. Bunu herkes de kendisi de yapabilir yani. Bunu ben yaptıysam herkes yapabilir gerçekten. Hiç de zor bir şey değil. Belli başlı Kuralları var, gereksinimler var. Bunları tamamladıktan sonra her şey kolay. Şimdi ne yapıyorum ben burada? Ne, ne zaman geldim? Ee, ha, bir şeye geçelim. İşte iş bitti, projeler bitti Cezayir'de dediler. Seni kovuyorum. Dedim ki kovamazsın. Ben çıkayım. Öyle bir şey demedim tabii ki. O kadar seni çalışmışım, tamamı koyayım tazminatım tazminatı bırakıp gider miyim? Ben de zaten dört gözle bit Yani iş bitsin tazminatım alayım vesaire ondan sonra çok daha rahat bir şekilde yerleşirim diye. Sonra iş bitti abi. İşte o süreçte benim süreçler göçmenlik süreçleri vesaire halloldu. Onaylar aylar. Sonra iş bitince Ocakbaşı gibi şeye geldik. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de tabii Cezayir'de uzun dönem yalnız, yalnız başıma yaşamaya alışmışım. Anamı ziyaret ettim. Anam her zaman olduğu gibi. Ee, sonra dedim ki anama dedim ana ben gidiyorum. Nereye oğul dedi. Ben de dedim gidiyorum ben Datça'ya gideceğim. Baktım Cezayir'deyken araştırmıştım. Türkiye'de nerede huzurlu, rahat, kafa dinlerim. O Cezayir'in yorgun, stresli çalışma hayatını zor anlarını böyle atlatırım, kendimi dinlendiririm. Tatça gözüme e, hoş geldi. Yani hoştur Tatça. Eski Tatça hoştur. Kara hoştur. Oralara gittik takıldık. Bir arada Tatça şeyi de yaparız, muhabbeti de yaparız isteyen olursa. Ee, ben böyle konuşuyorum da izleyecekler mi bakalım, izlenecek mi bu videonu da bilmiyorum. Neyse. Sonra ne yaptık? Ha anama dedim ben gidiyorum ana dedim. O da dedi tamam dedi. Çünkü o da biliyor ben yalnız yaşayayım. alışmışım yani. Bir de uzun zamandır çalışıyorum. Gideyim kafa dinleyeyim. O da hiç şey yapmadı. Ee, ondan sonra Dakça'da ev tuttum falan. Orada yaşadım işte 3-4 ay. O sıra vize süreçleri tamamlandı. Vizeyi aldım. Sonra direkt hemen bileti aldım başkan. Bu arada başkan başkan konuşuyorum ben de. Ankaralıyız, alışmışız yani. Ee, normalde ben böyle konuşmuyorum. Biraz böyle de samimi olayım dedim. Yani işte sosyal hayatımda falan insanlar böyle önyargılı oluyor biliyorsunuz Türkiye'de. O yüzden daha böyle plaza, plaza değil de yani. Daha böyle İstanbul normal ağızla konuşuyorum ama. Şimdi burada biraz daha böyle içten kafama göre içimden geldiği şeklinde konuşayım dedim yani. Ee, öyle. Şimdi biraz da böyle dertleşiyormuş gibi olacağım. O yüzden e, iyi olur yani. Siz de dertleriniz varsa yazarsınız. Paylaşırız. Konuşuruz. Konu çıkarsa. İyi olur. Ha ne diyordum? Sonra gittik Tatçı'ya maçı. Orada biraz takıldık. Vize herhalde oldu. Vizeyi aldık. Vize aldık valla uçtuk havalara. Yani vizeyi gör görmez dedim oh bitti. Ama öyle değil işte. Vize aldım mı bitmiyor mevzu. Geliyorum bir de havalimanında onaylıyorlar. Yani, yani her an bir stres anasını satayım. Başvurdun başvuru onaylanacak. Bu dosyan eksik mi? Ama anasını sikeyim. Sonra dosyayı gönderdin. Dosya ulaştı mı? Bakıyorlar mı? Ne oldu stresi? Sonra dosya ulaştı geliyor. Ondan sonra dosya işte tamamlanıyor. Ondan sonra diyorlar şu şu evrakları daha gönder. O evrakları gönderiyor. Yok tercümesiydi. Anasının nikahı yani bir sürü mevzu. Ama tabii yılmamak lazım. Böyle ülkeler işte incine zincine baktığı için mecbur. Veriyoruz yani bu belgeleri. Ondan sonra vize çıktı bir rahatladım. Kontrol ettiğim bir sayfa var bu mevzuları. Orada diyor işte vize size giriş izni kesinlikle ülkeye gir, girebileceğiniz anlamına gelmez ülkeye girebilmenizi girişteki işte gümrük görevlisi karar verecektir falan filan diyor. İyice her, her an kasıyorlar anasını satayım. Sonra işte atladık uçağa bindik geldik. Uçağa binerken birader bir aradılar var ya anasını satayım. Bak yani ben ilk defa öncelikle şöyle konuşamadım anasını satayım. Havalimanı normal prosedüründen geçtikten sonra bir de bu e, boarding gate falan diyorlar ya kapı. Aslında gate değil kapı. Kapı veya uçağa giderken binerkenki kapı. O kapının önünde bir güvenlik şirketi tutmuşlar Kanada devleti. Bunu da nasıl öğrendim? Bir, sırada herkes girmiş sıraya böyle kimse de sorgulamıyor bir sırada ama herkes yani. Sonra baktım o sıran nereye gidiyor ne yapıyor? Video video koyarım yani araya bir yere buraya. Abi deli gibi arıyorlar, bagajları açıyorlar, bir şeyler sürtüyorlar falan böyle. Ayakkabıları çıkarttırıyorlar ayakkabının içine. Dedim herhalde bunlar uyuşturucu mu arıyor, bomba mı arıyor, ne arıyor bilmiyorum. Ama her yer arıyorlar yani. Sonra adam işte her yerini işte deliyor, arıyor, mu arıyor. Kim götüm elledi beni? Hangi şarap? Sonra ben bu... Güvenlik şirketi işte pasaport istedi. Pasaportu niye istiyorsunuz dedim. İşte pasaportun fotoğrafını çekiyoruz. Niye fotoğrafını çekiyor benim pasaportumu? Sen hani siz hangi e, yetkiye dayanarak bu hakka sahipsiniz? Ya bu, bu şeyi talep ediyor biliyorsunuz falan filan dedim. Fotoğrafını çekmemiz lazım. İşte prosedür gereği. Abi tekrar edip duruyor aynı şeyleri. Başka şekilde söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı iş ısrar. Neden, pe, neden peki prosedür gereği? Peki neden fotokopinizinin çekilmesi? Peki neden peki neden? O böyle bir şey söylüyor. Ben peki neden? E, e, Sonuç. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ondan sonra beyaz gömlekli bir dayı geldi. Dedi ki, beyefendi dedi bunu dedi Kanada devleti istiyor dedi. Ben de dedim... Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan! Ben. Benim için önemli! Ne oluyor kardeşim? Hayırdır nedir senin derdin ya? Hayırdır ha? ne yayla ne yayla konuşuyor ya? <laughs> He o zaman başımızın gözümün üstünde yeri var dedim. Orada gider yapmayalım daha fazla daha Türkiye'den çıkmadan başımızı belaya sokmayalım dedim. Aradılar taradılar. Lan bir baktım türlü türlü insan var anasını satayım. Karışık rengarenk yani ortalık. Bir tek sigarayı kurtarabildim abi. Falan. Vardı da doluydu. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki dedik nasıl bir yere gidiyorum demek ki böyle bir yere gidiyoruz. Bak burada dedik ortalaması var. Belki de yanlış düşünmüşüm çünkü bizim o taraftan gelenler hep ya doğudan gelenler ya işte güneyden doğa orta doğudan gelenler ya da güneyden gelenler falan Arap e, ülkelerinden gelenler. Sonra uçtuk muçtuk 9 saat anasının nikahı. Böyle uzun uzun muhabbet yapalım ya. Değil mi? Yani dinlerseniz. Ondan sonra ne oldu? Uçtuk muştuk. Böyle güzel ufak hediyeler medyeler Türk Hava Yolları'ndan. Bir şeyler böyle uyku seti bilmem neler falan böyle. Tamam mı? Ee, sonra geldik. Geldik. Pasap şimdi çok değişik sistem. Giriyorsun. Bir tane Zaten girmeden önce bir uygulamaları var. Oradan bildirim yapıyorsun. İşte uyuşturucu getirmiyorum, kokain, kokain hiçbir şey getirmiyorum falan. Şaka bunları demiyorum da. Yani uyuşturucu getirmiyorum. İşte sucuk getirmiyorum falan diyorsun. E, tulum peyniri getirmiyorum diyorsun mesela. E, baya sucuk getirmek yasak bu arada. Yemek falan kesinlikle bagajınıza koymayın. Yasak anasını satayım ararlarsa ceza yiyorsunuz. E, ne oluyor lan? Ananı satayım. İtfaiye. Neyse. Yanıyor bir yerler. Ya da kedi kaçtı bir yere. <laughs> İnce. Evet geldik. O işte önceden bildirim yapmıştım. Ondan sonra o bildirimin referans numarası falan. Pasaportunu taratıyorsun bir tane şeye. Sanki şey gibi ya gümrük görevlisiymiş gibi böyle kendin yapıyorsun sanki o işlemi. Bir tane yere pasaportunu böyle koyuyorsun, okuyor. Yani bir tane piş yazdırıyor böyle boş. Üstünde resmin var, pasaport bilgilerin falan var. Bir tane böyle görevli oturuyor sandalyede böyle. 3-5 tane polis var. Hiç gişe mi şey hiçbir şey yok. Öyle bir iki tane gişe var. iki tane gişe var. Koskoca Montreal Havalimanı. iki tane mi üç tane mi ne gişe var. Diğerleri böyle 3-5 tane polis var genelde. Öyle onlar da sandalyede oturuyor, ayakta dikiliyor böyle. Bir tanesi bana böyle böyle yaptı. Böyle böyle. Senin öyle var ya? Allah Allah dedik. Neyse sabır Ali. Buralar artık kolay. Buralara gelmişken artık ay ya dayı yani. Ondan sonra gittik. Selamun aleyküm falan. Bonjour, bonjour. Hello, melo. Ondan sonra verdik pasaportu falan. Baktı etti. Dedi sen dedi ilk defa geliyorsun deme dedi. He dedim. Çalışma izni bilmem ne falan filan. He dedim. O mevzulardan var bizde. Ha dedi. Sen dedi şurada bak dedi. Şuraya geçireceksin dedi. Ben de tabelalara bakıyorum. Ya sıra mıra var sağda solda ama ben tabelaya bakıyorum. Bana dedi ki sen şuraya gideceksin. Ben robot. Yani yapay zeka. Direkt kodladım. İşte dedim if işte gişe görevlisi bana buraya gideceksin derse şurayı bak falan filan programlama şeklinde ben direkt baba oradan tabelalardan baktım ettim tam gidiyorum böyle hey mister falan böyle karışık bir de burada böyle bir şey de var Heh, o dertten de yanayım size şimdi burada benim bulunduğum şehirde Montreal'de Fransızca daha çok konuşuluyor ama İngilizce konuşan da çok var. Yani şimdi birine gidiyorsun bonjour mu diyeyim, merhaba, ya hello mu diyeyim, hi mi diyeyim. Böyle karışık yani. O yüzden o da bana böyle şey yaptı. Hello mister, pardon falan filan böyle Fransızca, Fransızca bir karı ikisinden ortaya attı. Neyse döndük dedi işte burada dedi bakın sıra var dedi. Herkes dedi bekliyor siz de dedi buraya girin. Görevli kendisi he dedim ben direkt dedim gidiyordum öyle yok dedi sıra işte bekleyeceksiniz falan anasını satayım bir sıraya girdim Maria bak ne kuyruğu gibi biliyor musun Ankara'da bir arada böyle metronun altında bir doğalgaz kuyrukları oluyordu biliyor musun böyle şey gibi Nokia 3310'daki yılanda en sona geliyorsun şöyle böyle şöyle oluyor ya onun gibi anlatayım öyle bir sıra Ondan sonra girdik o sıraya baba. Ondan sonra bak bekle. işte internete falan bağlandık. İşte anneme anneme yazdım. Tanıdıklara manıdıklara yazdık. Gittik geldik her diye falan. Sonra sıra bitti. Bizi bir oda, beni bir oda, salona aldılar. O salonda 300 kişi var. Meğersem daha artı salonun içinde de bir sürü insan varmış. Orada da bir şok. Sonra bir salona girerken sıra numarası verdiler. Sıra numarasına baktım. Kaçtı lan? 320, 324. Ondan sonra oradan sıraya aldık. Oğlum çok mu uzatıyorum ben böyle konuşuyorum da hiç YouTube mevzuları. neyse keseriz arada bir şeyler yaparız kısaltırız. Hızlıca toparlayayım. Sonra işte sıra bekledik ettik derken geldi bizim şey. Böyle gişe, şey, şey gümrük görevlerine bakıyorum. Gidiyor kolu alıyor bilmem ne cips alıyor Geliyor o, Oturuyor ellerini böyle yapıyor falan böyle bilmem ne kol, Gülüyor miliyor böyle Yazıcıdan Elini kolunu sallayarak yazıcıya gidiyor falan böyle, O kadar rahatlar ki aa dedim ülkeye bak ya demek ki böyle bir hayat yani Adamların gümrük memuru gibi Şey gibi yani ya Rahat yani kahvede gibi herif Heh, Kahvedekiler rahat olur ya kahvede gibi geldi sıra falan aldım şeyimi, çalışma izinlerimi, bilmem nelerimi, bir sürü bir şeyler. O kağıt çıkan, çıkan kağıda da bir şeyler bastılar. Kaşamaşa. Hoş geldin, beş gittin, ne iş yapacağım falan dedi bu kaşeye basmadan önce. Bu işi yapacağım dedim, insan kaynakları. Ha iyi tamam. Niye geldin dedi başta işte, çalışmaya geldim. Bilmiyormuş gibi anasını satayım. Tabi bunlar tricky, tricky değil. Türkçe terim, Türkçe terim, Türkçe terim. Fransızca tercümanlık okudun, Türkçe öncelikle her şey Türkçe. Ee, bunlar tuzaklı. Tuzak sorular yani. Evet. Hani şey desen mesela bilmediğim bir ajantadan belki yapıyorlar ediyorlar. Para ödedin ve 10 bin dolar. Seni kan yani sana dediler ki biz bir şekilde seni göndereceğiz. Sana iş iznim var bilmem ne. Hop turisti yapıştırıyorlar. Senin haberin yok bizden. Geliyorsun. Ya ben çalışmaya geldim diye bakıyor turist vizesi. Ha diyor, orada sana diyor hadi baba hadi sen başka bir yere. Onlar o yüzden tricky question yani e, tuzaklı soru olduğu için tabii ki dikkatlice cevap vermek lazım. O konularla ilgili de bayağı deneyimlendim. Hani sormak istediğiniz bir soru olursa işte şey yapıyorlar ya sağda yorum kısmına bırakın. Ya bu arada Abone olun istiyorsanız yani Abone olursanız ne oluyor bilmiyorum yani abone olun like, like atın yani benim de like atarsanız beğendiğinizi anlarım Yapmaya devam ederim yani Like atmazsanız da canını sağ olsun Yapacak bir şey yok Yani yorum falan yapın Neyden bahsedeyim İzleyen olursa yorum yapsın mesela şundan bahset falan deyin Ondan bahsedeyim Burada Montreal'in göbeğindeyim şimdi Çıktım 5 dakika önce yürüdüm. Anasını satayım bir mahalleye geldik. Nasıl bir mahalle? Her yer şatolar bilmem neler böyle ağaçların arasında. Nasıl hayatlar yani güzel. Özenmedim değil yani güzel. Yorum yorum yapın işte bakalım konuşalım. Varsa burada birileri belki buluşabiliriz. Güzel olur. <laughs> Buraya gelirken şeydi. Türklerle buluşmayacağım. Türklerden uzak duracağım falan. Ya o zor oluyor. Ya. Yani Türklerden uzak duramazsın abi. Türkler her yerde. Harbiden her yerde yani. Ee, ama benim bu dediğim şey tabii ki böyle daha çok sosyal e, adaptasyon ve işte dil konusunda biraz daha böyle daha akıcı, daha böyle özgüvenli hale gelmek için. Bunu düşünüyordum daha doğrusu. Neyse. Geldik girdik. Airbnb falan geldik. Bir tane taksici işte ondan sonra şey falan diyor bana hani kızlara dikkat et diyor bilmem ne falan. Da niye dikkat edeyim falan İşte paralı maralı falan. Ya da ya dedim sen bizi nasıl yani parlıyoruz mu biz na, ya anlamadım de bu suratta yani bak bir bana bir anasını satayım. Direkt arayan bir tip gibi mi duruyorum yani. Neyse o da bir soru işareti bıraktı bende. <laughs> <laughs> Nerede kaldık? Geldik işte bir kaldık ettik. Sonra evime varıyoruz. Şimdi bu sıralarda evime varıyorum işte. Bir tane ev var. Beğendim onu. Onu tutacağım. Olursa. Burada da evi öyle tutuyorum ben deyip böyle tutamıyor. Türkiye'deki gibi. Mesela ev sahibi diyor ki sen diyor hayırdır diyor sen tutacaksın evi de diyor paran var mı? Paran varsa da belki de sen düzgün ödemiyorsun bir şeyleri. Bana diyor git diyor bankadan diyor banka kredi notu falan gibi bir şey getir diyor. Bir de diyor önceki ev sahibinden referans mektubu işte referans ver diyor. Numarasını ver konuşacağım ben falan yapıyor. O konuda bir iki ilanda patladığım oldu. Ama işte şimdi son birkaç ilanda iyi gidiyor. Airbnb'den sonra bir tane oda buldum şansıma. 3-5 tane çocuk burada üniversite okuyorlarmış. İşte yaz dönemi için ayrılmışlar buradan. Bayağı ucuza geldi yani. Şimdi haftalığı 180 Kanada dolarına kalıyor. Çok ucuz yani bayağı iyi Montreal için. Bilen bilir. O da eşyalı meşyalı böyle. Şimdi iki tane de Endonez Endonez ediyorum yani. Etiyopyalı kız geldi 2-3 gün önce. Valiz maliz yardım etti onlara da. Baba bir uyuyorlar. Allah Allah. Bak saat 4'ten aşağı uyanmıyorlar ya. Bak gece 1-2 gibi yatıyorlar. Gezmeyemez ya bunlar. Büyük ihtimalle. Tatile gelmişler. Konuştuk ettik biraz. Ee, baba bir uyuyorlar bir uyuyorlar lan. Özendim lan. Ben jet lag etkisiyle hala toparlayamadım uykuyu. Bunlar geldiği gün 15 saat uyudu anasını satayım ya. Bir tanesi Fransa'dan gelmiş. Bir tanesi bu Toronto'dan. Baba bir de aynı yani odada kalıyorlar. Yani bir insan bir odadan yani bak gece 3'te dün bak onu söyleyeyim sizinle. Anasını satayım gece 3'te girdiler eve çarp çut pat küt. Bir ona uyandım zaten. Dedim neyse anasını satayım taşınacağız yakında bir, bir sıkıntı yok idare et. Baba ertesi gün bak saat 5 oldu ben sabah 7.30-8 gibi kalkıyorum 7 gibi falan. Kahvaltı yapıyorum, ediyorum, işte spora gidiyorum, geziyorum. Lan şarj bitti. Ah, bitmedi. Saat oldu bak 6. Daha yeni uyandı bak bunlar ya. Ya bu nasıl bir uyku uyuma şeklidir? Anasını satayım ya. 3, 18, 15 saat. Ya bir, bir kez uyuyayım ya 15 saat ben. Bir kez uyuyayım Allah'ınızı seviyorsanız bir kez uyuyayım ya 15 saat. Neyse Lan karıştı iyice mevzular da. Nerede kaldıydık? Ha, Airbnb burada işte Airbnb'ye bayağı bayıldık. Ee, güzel bayıldım Airbnb'ye. Valla 1000 dolar, 1200 dolar falan bayıldım. 8-9 günde. Yok bulunamıyor. Kısa dönemde hemen geleyim dediğim için öyle bir yer bulamadım. O zaman aklıma da gelmedi bir oda tutayım uzaktan. Kanada numarası falan olmadığı için sallamıyorlardı. Gelince bakacağız artık dedim bir şeylere geldik ettik öyle işte şimdi buradayım ee, neden buradayım niçin buradayım yani daha bir iyi bir hayat umuduyla buradayım daha eşit daha adil bir hayat umuduyla buradayım ekonomik olarak çok da kafaya bir şeylere takmayarak yaşamak için buradayım öyle yani. Şimdi bakacağız, işmiş bakacağız. E bu tutayım. Sonra Fight Club'daki gibi Ikea kataloğu falan bakacağız bir şeylere. O kadar yani çalıştım cezaevde birazcık o kadar cezaevde çalıştık. Birazcık bazı şeylerden de ödün verebilelim yani. Bir ev mev döşeyeceğiz. Belki beraber döşeriz isteyen varsa. Burada fiyatlara falan da bakarız. Öyle. Yani umarım hoşunuza gitmiştir video. Biraz böyle sohbet tadında geçireyim dedim. İşte yorum morum yazın. Bir şey yapın. Anasını satayım. Muhabbet olsun ya. Ondan sırf böyle bir değişiklik olsun. Ben de böyle daha kimseyle tanışamadım burada. Yazın muhabbet olsun. Burayla ilgili sormak istediklerinizde de sorun. Ankara bebesi diyorlar ya. Ben de bu kanalın ismini, o yüzden Ankara'da doğup büyüyüp, bu kültürle yaşayıp... Bu kanalın adı niye Montreal Bebesi? Ya biliyorsunuz Ankara, Ankara Bebesi, Mamak Bebesi, Keçiören Bebesi, Etlik Bebesi. Bebe. Biz de bir Ankara Bebesi olarak Montreal'e taşındık. E Montreal Bebesi olacağız herhalde. Montreal bebesi dedik. Bakalım. Olacak mı? Olmayacak mı? Olacak. Ne olmasın? Mutlu. Her zaman pozitif. Hadi görüşürüz. Bir sonraki video olursa görüşürüz. Hadi bye.